Exato. Selam. Euzu minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medet ya Resulullah, medet ya salat ve ashabı Resulullah, medet ya meşayihine destur. Mevla şablah fazla sayfı Muhammedin ve hakkani medet. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kadirullah hakka kadri. Allah Azze ve Celle'nin bu ayette buyurduğu Allah'ın kadrini, büyüklüğünü hakkıyla vermiyor insanlar. Nasıl olduğunu soruyorlar. Sen insan Müslüman olmayanlar, Müslümanlar da hakkıyla kadrini bilmiyor ama İslam dışı olan insanlar kendi kafalarına göre bir şeyler düşünüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onu bir kalıba sokmak isterler. Allah Azze ve Celle leyse kemisli şey, onun gibi hiçbir şey yoktur. Aklını hayalına ötesindedir. Aklının sınırın çok daha üstündedir. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kudretini, kadrini, azametini bilmek lazım. Onu insanlara ancak Allah Azze ve Celle kendi yaptığı, gösterdiği bu yarattığı şeylerden bilirsin. Kendi zatını zaten yetişemezsin. Onu da işte kadrini bilmedikleri için yok heykeldir, yok bilmem şuydu, buydu, puttur tapınıyorlar. Halbuki onların bir faydası, kendine faydası olmayan şeylerdir. Müslümanlar da gene de onlar da Allah Azze ve Celle'nin kadrini, kıymetini hakkıyla vermiyorlar. Bir şey olursa kalkıyorlar. Ne için böyle oldu? Ne için Allah Azze ve Celle bize böyle yapıyor? Bu imtihan mıdır, şey midir? O işleri sen işin değildir. Senin yapacağın şey işine bakmak, işine işini takip etmek, yaptığın ibadetleri hakkıyla yapmak. Vazifen odur. Ondan sonrasını sormana gerek yok. Olabilir. Allah Azze ve Celle'nin hikmetini Allah bilir sırf. Onu işte Allah'ın kadrini, kıymetini bilmek odur. Hiçbir zaman ne için böyle deyip sormaman lazım. Acaba ne için böyle? Bu, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Gene işlerim rast gitmiyor. Ben hasta oluyorum, bilmem şu oluyorum, bu oluyorum deyip şikayet, o şey imanın noksanlığındandır. Yoksa Allah'a tevekkül Müslümanın en birinci vazifesidir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kadrini bilmek,
ona tevekkül etmektir. Onun yaptıklarını razı olmaktır. Rıza makamına gelmektir. Onu yapan insan hem Allah katında yükselmiş olur, hem kendisi rahat olmuş olur. Öteki türlü işte gayrimüslimler, bahusus Hristiyanlar Adem Aleyhisselam'a çok kızarlar, hata yaptı diyor, günah yaptı, onun günahını biz çekiyoruz diyorlar. Haşa! O Allah Azze ve Celle'nin peygamberidir, atamızdır. Ona edepsizlik yapmak bir fayda getirmez, günahtan başka şey getirmez. Yani günahlarını başkasına atmak için vesile alıyor insanlar. Onun gibi 1000 tane, 100 bin tane örnek, misal var. Onun için onlara benzemeyin. Peygamberlere, evliyalara, sahabelere hepsine hürmet etmek bizim vazifemiz. La nufarrik ve ahadem resul. Hiçbir peygamberin bu iyidir, bu kötüdür diyemezsin. Onun için buna dikkat etmek lazım. Allah bize hakiki iman versin. Allah'ın sevgili kulları olalım inşallah. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.